Merhaba çocuklar. Konumuz kesirleri model ile gösterme. Yani şekil ile gösterme. Hadi bakalım. Videoyu tam izliyoruz. Tekrarımızı tam yapıyoruz. Ve konuyu tam olarak öğreniyoruz. Nasıl başlıyorduk? Bizim bir kuralımız vardı değil mi? Kesirlerle ilgili bir kuralımız vardı. Kuralımızı şu kalbimizin içine yazdık. Bu kurala geçmeden önce 3 çeşit kesirimiz vardı. Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir. Basit kesirde pay küçük. Bileşik kesirde pay büyük. Kime göre? Tabii ki paydaya göre. Tam sayılı kesirde de tabii ki önünde bir tamımız var. Eğer önünde tam varsa tam sayılı kesirde. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi geldik model ile göstermeye. Model ile gösterirken şu kalbimizdeki kuralı güzelce uygulayacağız ve asla bu kuralı bozmayacağız. Neydi kuralımız? paydaya bölüyoruz. Pay kadarını boyuyoruz. Böl boya, böl boya. Asla bu kuralı bozmak yok. Kuralı bozarsan soru yanlış olmuş olur. O zaman basit kesrimizle başlayalım. 4/3 kesrini nasıl göstereceğiz? Tabii ki bir bütün, bir bütün çizeceğim. Hemen bütünümüzü çizelim. Şu benim bütünüm olsun. Ne yapacağım? Böl yani dörde böleceğim. Hemen böleyim. 1-2-3-4 1-2-3-4'e böldüm. 4 parçaya böldüm. Ne yapacağım? 3'ünü boyayacağım değil mi? Kaça boyayacağım? 3 tanesini boyayacağım. Hemen o zaman şu bir tanesini boyadım. 2 tanesini boyadım. Ve 3 tanesini de boyadım. Böylece basit kesrimizi gösterdik. Şimdi geldik bileşik kesire. Birleşik kesirde ne yapacağım? Tabii ki yine bir bütün çizip dörde böleceğim. Hemen bütünümü çiziyorum. Bütünümü çizdim. Kaça böleceğim? 4'e. Hemen 1 2 3 4'e böldüm. Ne yapacağım şimdi? 7 tanesini boyayacağım. Ama burada 7 tane yok. Bazı öğrenciler burada 7 tane olduğunu görmeyince, 7 tane görmeyince o zaman buraya 7 e, ekleme yapıyorlar başka parçalar. Hayır, asla onu yapmıyoruz. Şu kuralımızı bozamayız çocuklar. Bir bütünü ben sadece paydaya böleceğim. Paydada 4 var. O zaman 4'ten fazla buraya ekleme yapamam. Burası 4 olmalı. 1 2 3 4 tane. 7 tane de boyayacağım. Evet bu kuralı da uygulamam lazım. Peki nasıl uygulayacağım? Hadi görelim bakalım. 1 2 3 4 4 tanesini boyadım ama mutlaka 7'ye tamamlamam lazım. O zaman ben de ikinci bir şekil çizerim. Yine aynı şekilde yani bir bütün çizeceğim. Ve 4'e böleceğim. Aynı şekilde 1 2 3 4'e böldüm. Şimdi boyamamı tamamlayabilirim. 7 tanesini boyamam gerekiyordu. 4 tanesini burada boyadım. 5, 6 ve 7. Bakın. 4'e böldüm, kuralımı bozmadım ve 7 tanesini de boyadım. Diyeceksiniz ki ama iki şekil oldu. Zaten iki şekil olmalı. Bileşik kesirler tek şekilde olmaz. Mutlaka en az bir e, birden fazla olması lazım çocuklar. Yani birden fazla 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur, beş de olur, 6 sonsuza kadar gidebilir bunlar. Ama asla bir şekil olmaz. Bir şekil olsa da 4'te de 4 olur. Ama yani tam olması lazım. Zaten basit kesirler birden küçük, bileşik kesirler birden büyük olmalı. Yani bir ke bir şekilden fazlası olmalı. Peki tam sayılı kesirimiz nasıldı çocuklar? Tam sayılı kesirde de çok kolay zaten. Bakın önünde tam var çocuklar. O zaman ben bir bütünü çizeceğim çocuklar şöyle bir bütünü çiziyorum ve bu bir bütünü asla bölmüyorum bu tam olacak bakın bunları böldüm dörde böldüm ama bunu bölmüyorum bu bir tam olacak hemen bir tamımı boyadım şimdi ne yapacağım yanındaki dörtte ikiyi göstermem lazım yani bir tam dörtte ikinin dörtte ikisini göstereceğim gösterelim onu da ayrı bir şekil üzerinde gösteriyorum Tabii ki kuralımız neydi? Böl, boya, böl, boya. Dörde böleceğim. ikisini boyayacağım. Bir, iki, üç. Bakın dörde böldüm. Şimdi de ikisini boyayacağım. Bir, iki. Bu kadar. Dörtte üç kesrimiz bir şekilden oluşur. Çünkü basit kesir. Basit kesirler birden küçüktür. Bakın daha bir bütün bile boyanmamış. Birden küçük. Bileşik kesirler. Dörtte yedi. Pay büyük olduğu için çocuklar tabii ki birden büyük olurlar. Bir şekilden fazlası olurlar. Bileşik kesir. Tam sayılı kesirler de birden büyük olur. Çünkü mutlaka bir tamı olmalı. E o bir tam, iki tam da olur, üç tam da olur ama en az bir tam olmalı. Yani birden büyük olmuş oluyor. Geriye kalan, eklenen de onu birden büyük yapmış oluyor. Anlaştık mı çocuklar? Bu ilk sorumuzdu. Karşılaştırmalı ilk sorumuz. Anladığınızı düşünüyorum. Ve size güzel bir gülen Aferin size. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Evet kesirleri model ile göstermedi. İkinci soru. Hemen bunu birazcık daha hızlı yapalım. Ne yapacağız? Üçte iki. Bu basit kesir. Tek şekilden oluşacak. Ne yapacağız? Böl, boya. Hemen şeklimi çiziyorum çocuklar. Şöyle. Bir bütünümü çizdim. Bütünü kaça böleceğim? 3'e böleceğim. 1, 2, 3'e böldüm. Kaça boyayacağım? İkisini boyayacağım. 1, 2 İşte bu kadar. Basit kesir kolaydır zaten. Şimdi geldik bileşik kesire. Ne yapacağım? Bir bütün çizeceğim ve onu 3'e böleceğim çocuklar. 3'te Sekiz, 8'i göstermek için. Hemen şöyle bir bütünümü şöyle bir bütünümü çizdim. Kaça böleceğim? 3'e böleceğim. 1 2, 3'e böldüm. Kaç tanesini boyayacağım? 8 tanesini boyayacağım ama 8 tane yok. Olsun ben bir 3 tanesini boyayayım. 1 2 3 3 tanesini boyadım ama olmaz. 8'i tamamlamam lazım. O zaman yeni bir bütün çiziyorum. Yeni bir bütün çiziyorum çocuklar. Bunu da 3'e bölüyorum. Her yerde kuralımız aynı. 3 tane burada boyadım. Devam edelim. 8'i tamamlamam lazım. 3 4 5 6 yetmedi. 8 olması lazım. O zaman bir bütün daha çiziyorum. Onu da 3'e bölüyorum. Kuralı asla bozmuyorum. Şimdi 3 burada boyadım. 3 burada 6 8 olması için 6 7 8. işte şimdi tamamlandı. 3/8 kesrimi modelle göstermiş oldum. Bu kadar basit çocuklar. Bileşik kesirler asla tek şekil olmaz. Tek şekil üstünde göstermeye çalışmayın. Mutlaka birden fazladır. Daha fazla da olabilirdi. Oldu mu? Yetmediği sürece biz yeni bir bütün çizip Paydaya bölüyoruz. Pay, payı tamamlayıncaya kadar. Paydaki bu tamamlayıncaya kadar devam ettiriyoruz. Tam sayılı kesire gelelim. gelelim. Bu daha kolay. İki tamı var bakın. iki tam üçte bir. İki tamı çizmek çok kolay zaten. Bir tane kesi, bütün çiziyorum. Ve bu bir bütünü asla bölmüyorum. İki tam olması lazım. Bu bir tam. O zaman bir tane daha çiziyorum bunu da bölmüyorum asla bunu da bölmüyorum iki tam oldu mu oldu o zaman o iki tamı bir boyayalım değil mi boyamamız lazım iki tam şu benim birinci tamım şu da benim ikinci tamım tam işini tamamladık o zaman sırada geldi üçte biri çizmeye üçte bir için bir bütün daha çiziyorum evet ve bunu da her zaman kuralımız aynı aynı böl boya 3'e bölüyorum ve pay kadarını boyuyorum. 3'e böldüm birini boyadım. Anlaştık mı çocuklar? Evet, konumuz bu kadar basit çocuklar. Tam sayılı kesirlerde tamlar var. Bileşik kesirlerde paya bölüyorum ve payı tam, e, pay kadar boyayabilmek için her seferinde yeni bir bütün çiziyorum ama bütün bütün e, çizdiğim her bütünü de aynı şekilde bölüyorum. Yani birini 3'e, birini 4'e, birini 5'e bölemem. Kural aynı. Paydam neyse ona böleceğim. Anlaştık mı? Kural dışına çıkmadığımız sürece yanlış olmaz çocuklar. Mutlaka şu kuralımızı uyguluyoruz. Bu sayfayı da anladık mı? Tebrik ediyorum size ve size güzel bir gülen yüz. Ve geldik son sorumuza çocuklar. Hadi bakalım şu son sorumuzu da yapalım. Kesirleri modeliyle gösterme. 3 tane kesirimiz var. Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. 2'de 1, 2'de 7, 4 tam 2'de 1. Hadi bakalım kuralımız neydi? Böl, boya, payda kadar bölüyorum, pay kadar boyuyorum. Basit kesirle başlayalım. Basit kesirler hep kolaydır zaten. Hemen 2'ye bölüp birini boyayacağım. Şöyle şeklimi çiziyorum. İkiye bölüyorum. İkiye böl, birini boya. Ve bu benim basit kesirim. Şimdi geldik bileşik kesire. Bileşik kesirde 2'de 7'yi göstereceğim. O zaman ikiye bölmem lazım şeklimi. Tamam mı? Hemen şeklimi çizdim. Bir bütünümü çizdim. 2'ye böldüm. 7 tane boyamam lazım 1 2 ama bir şekilde 2 tane boyayabildim ben 7'yi tamamlayıncaya kadar yeni bütünler çizmeye devam etmem lazım bu yetmedi 7 tane olması lazım o zaman ikinci bütünümü çiziyorum ve onu da ikiye bölüyorum 2 tane burada boyadım üçüncü boyadım, dördüncü boyadım, yetmedi. Yedinci boyamaya kadar devam etmem lazım. O zaman yeni bir bütün çiziyorum. İkiye bölüyorum. Kuralı bozmak yok. Farklı bir sayıya bölmek yok. Ve iki burada boyadım. iki burada boyadım. Dört. Beş, altı. Bitmedi. Yedi tane olmalı. Hemen geliyorum. Yeni bir bütün çiziyorum. Ve kuralı bozmak yok. 2'ye bölüyorum. 7 tanesini boyamalıydım. 7 olacak mı acaba? 2, 4, 6 ve bu da 7.si. Evet 7 taneyi boyadım. 2'ye böldüm. 7 tanesini boyadım ve bileşik kesirimi gösterdim. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi geldik tam sayılı kesire. Tam sayılı kesirde 4 tam var çocuklar. 4 tam. O zaman ben 4 tane tamı çizip onları kesinlikle bölmüyorum. Hemen 4 tamımı ilk önce göstereyim. Şu benim 1. tamım olsun. Şu benim 2. tamım olsun. Şu benim 3. tamım olsun. Ve bu da benim 4. tamım olsun. Anlaştık mı? Şimdi bu 4 tamı bölmedim ama boyamam lazım. Değil mi? 4 tane tam. Birinci tam, ikinci tam, üçüncü tam ve dördüncü tam. Şimdi tamlar bitti. İkide biri göstermeye geldi sıra. Hemen ikide bir için yeni bir bütün çiziyorum. İkiye bölüp birini boyuyorum. Kuralı bozmak yok. İkiye böldüm ve birini boyadım. Bu kadar çocuklar. Anlaştık mı? Basit kesirler tek şekilden oluşur. Bileşik kesirler birden fazla şekilden oluşur. Çünkü e, bileşik kesirler birden büyüktür. Tam sayılı kesirler de birden büyüktür. Anlaştık mı çocuklar? Konuyu anladığınızı düşünüyorum. Tebrik ederim size. Bir gülen yüz daha. Peki bir sonraki konuda görüşmek üzere.